Afiyet olsun herkese. Afiyet olsun. Anlatmayı unuttum size. Ela var ya, şu Rusya'da inşaat yapan adamın karısı. Hmm. Geçenlerde kulüpte yemek yerken dişinin pırlantasını yuttu. Ne? Nasıl yuttu ya? Bayağı yuttu işte. Öldük gülmekten, yan masada yemek yiyorduk. Kadın birden ayağa fırladı. Pırlantamı yuttum, pırlantamı yuttum falan diye bağırmaya başladı. Çorbasının içine düşürmüş. Ondan sonra da kaşıkla almış, hop yutmuş işte. Amma beklemiştir ha, tuvalette çıksın diye. Ozan, sofradayız. Anne, pırlanta ama bu sonuçta. Ben de beklerdim. Hangi dişçiye yaptırdıysa artık. Gerçi pırlanta olup olmadığından da emin değilim ama. Ya bunlar eskiden değil miydi? Bunların modası geçmedi mi? Hala yapıyorlar mı? Can, o kadar çok görgüsüz insan var ki. Bir bilsen daha neler neler yaptırıyorlar. Mümkünse ben bilmeyeyim, görmeyeyim dedi Dilara. Pırlantanın ilk moda olduğu zamanlar annem ağzımı örmüştü benim. Ben de görgüsüzlük olarak düşünüyorum demiştim, vazgeçtim. Anneannem. Dişine pırlanta mı taktıracaktın? Oğlum sen anneanneni bilmiyorsun. Anneannem bu yaşta şurasına martı dövmesi yaptırdı bu yaşta. Hiç kaçırmıyorsun değil mi Cihan? Yani annem lafı geçince hemen laf sokacaksın. Asla öyle bir düşüncem yok. Senin annen deli dolu bir kadın. Biz onu öyle seviyoruz. Hiç sorun yok. Cansu? Sen karar verdin mi? Ne dövmesi yaptıracaksın? Ne? Ne düşünüyorsun? Kelebek mi? Daha rakır bir simge mi? Kızım? Böyle bir fikrin mi var? Ya yok. Öyle hoşuma gidiyor sadece. Böyle bir şey izin vereceğimi sanmıyorsun herhalde. Aklından bile geçirme. Anne sana ne? Beden onun bedeni. Yaptırmak istiyorsa kim karışabilir ki buna? Hayır efendim. Cansu yetişkin biri olana kadar onun eti de, sütü de, ruhu da bana ait. Babanıza ve bana ait. Yani bize ait. Kızım, herhalde Ozan şaka yapıyor değil mi? Öyle bir şey düşünmüyorsun. Merak etme baba sen. Canım aşkım, daha küçüksün. Büyü, bakarız olur mu? Benim bir tanecik kızım dövme yaptırmak istiyormuş. Anneciğim, konuştuk biliyorsun. Sağlıksız buluyoruz. Anneciğim mi? Ortada bir DNA raporu varken böyle konuşabilmen çok garip değil mi? Cansu. Doğurmadığın bir çocuğa kızım demek seni gerçekten hiç rahatsız etmiyor mu? Cansu bebeğim, bu konuyu konuştuk biz. Kapatıyoruz dedik. Olmamış sayıyoruz dedik. Ama oldu. Anne, oldu. Bunu kapatmak senin fikrindi, benim değil. Ben olmamış gibi yapmak istemiyorum. Kapatıyoruz Cansu. Konuşmuyoruz. Ya ben bir şey öğrendim. Beni doğuranın sen olmadığını öğrendim. Babamın babam olmadığını öğrendim. Bu raporların hiçbir önemi yok. Anladın mı? Hiçbir şey değiştirmeyecek. Anlamıyorum. Biraz önce bu konuyu kapattık dedik. Hayır, sen söyledin Dilara. Biz kapattık demedik. Kapatıyoruz dedik. Siz de kapattınız. Hayır efendim. Bu konu konuşulacak. Ama böyle bağırarak, çağırarak değil. Saygılı konuşulacak. Kızım, aşkım, canımın içi. Bak bakayım bana. Bir tanem benim. Bütün bunlar olmamış gibi davranmayacağız asla. Tüm bunları konuşacağız, halletmeye çalışacağız ama önce... Hiçbir şey konuşmayacağız Cihan. Neyi konuşacağız? Kapatıyoruz dedik. Hiçbir şey konuşmayacağız. Konuşacak bir şey yok. Ya sen yok deyince yok olmuyor. Ya benim bir annem var, bir babam var. Ben onları tanımak istiyorum. Cansu, senin annen de baban da biziz kızım. Değilsin, anne değilsiniz. Anlamıyorsun. Ya durumu öğrendiğimden beri ben kendimi yabancı gibi hissediyorum. Cansu, nasıl böyle konuşursun? Ya sana hiç benzemiyorum, farkında mısın? Sana mı benziyorum baba? Ozan, sence kime benziyorum? Ya hiçbirinize. Ben sizin gibi değilim. Kimim ben anne? Damarlarımda kimin kanı dolaşıyor bilmiyorum ve bilmek istiyorum. Cansu! 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 Bırak Cihan!
Lütfen otur, rahat bırak çocuğu. Otur. Sakin ol. Çocuğu yalnız bırak, rahat bırak. Lütfen.